Sayın Bakanım. Tamam abi. Evet. Belediye. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sayın Bakanım, Sayın Valim, kısaca hayvan ayeti anlatmak istiyorum. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Yaman işte. Yiyebiliyor musunuz? Hadi bakalım. Ne zaman diyor? Peki, kolay gelsin sizlere. Onun için oyunlar değil mi? Adına çalışmalar yapıyorum. Eve çalmıyorum ki eve atıp gidiyorsun. Sayın Bakanım, Milli Eğitim Bakanlığı Sayın Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce görüntülen okuma yazma kampanyası var aslında. Evet, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bursa, Keles ve köyleri dernekleri. Bursa, Keles, Kıdı bu. Oturunca çok mutluyum. Başkanım, buyurun. Kendilerine hoş geldiniz diyor, saygılarımızı sunuyoruz. Bugün Hayme Anayı anma günü, bereketlendirdiniz, onurlandırdınız günümüzü. Konuşmalarını yapmak üzere şenliğimizin onur konuğu, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un teşriflerini arz ederim. Kıymetli katılımcılar, sevgili domenişçiler. Domeniçe Haymana adına düzenlenen geleneksel göç şenliği ve anma törenlerine hoş geldik, hoş gördük. Ne mutlu bizlere. Bundan bir hafta evvel 26 Ağustos'ta Türk milletine Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açan o şanlı zaferi bahşeden Malazgirt'teydim. Bugün ise o gün o açılan kapıdan Anadolu'ya giren ve sonrasında 600 yıllık bir Cihan Devleti'nin temellerini atacak olan kayıların anası Haymana'nın ebedi istirahatı olan Domeniç'teyiz. Haymana'mızın Hakk'a yürüdüğü 1281 yılından bu yana bu topraklarda 737 kez gerçekleştirilen bu şenlikler sahip olduğumuz köklü gelenek göreneklerimizin hiçbir millete nasip olmayacak şanlı tarihimizin en açık ispatlarıdır. Haymana'mızın ismi esasen kendisi gibi çok anlamlıdır. Arapça çadır anlamına gelmektedir. Çadır, Türklerde aile, yuva, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Tıpkı bu toprakları bizlere ana vatan kılan Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ninesi olan devlet ana olarak da anılan Hayme Hatun gibi, Hayme Ana, cefakar, vefakar, fedakar ve cesur Türk kadının en görkemli sembolüdür. Onun tarih içinde üstlendiği rol, gördüğü işler çok az kadına nasip olmuştur. Hayme Ana, kadının Türk toplum yaşantısında üstlendiği anlamlı rolün, gurur duyulacak kadın erkek eşitliğinin de en şanlı örneklerindendir. Aşireti töre gereği beyi ile birlikte idare ettiği için engin bir bilgi ve tecrübeye sahip olduğundan Hayme Ana Süleyman Şah'ın zamansız vefatının ardından kayıların başına geçmiş, dağılma noktasına gelen kayı boyunu Domaniç'e kadar selametle getirerek Cihan'ın en büyük devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atmıştır. O Hayme Ana ki Türk tarihinde adını türbe yaptırılan ilk kadındır.
O hayvana ki Osmanlı'nın kurucusu, torunu Osman Bey dallarında beşik kurup salladığı, 1988'de Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescil edilen Mızık Çam'ın, yani Beşik Çam'ı adını almasına vesile olandır. Ve o Ayman'a ki uzun yıllar Kayıboyunlu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kendilerini yerleştirdiği Ankara civarındaki Karacadağ eteklerinde muhafaza eden ve bugün hayvan olarak alınan yörenin adını verendir. Kıymetli misafirler, Haymana'mızı anlatmakla bitiremeyiz. Osmanlı'nın Türk neslinin üzerinde yükseldiği Beşik Çam'ın ta kendisi olan Haymana'yı bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'nın sırasında vatana ihanet eden, öz oğlunu da yıvırmaktan çekinmeyen Domen İştabi Bey'i ve onların şahsında ahirete intikal etmiş tüm cefakar, vefakar Türk analarını saygı ve minnetle yad ediyorum. Bu duygularla hepinize enişten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Söyle.